Uzun bir süre sonra tekrar Boeing 737 Max ile uçtum. Hatta Ankara'ya inerken uçak pas geçti. ...737 Max bugüne kadar Boeing'in en tartışılan uçaklarından biri oldu. Arka arkaya yaşanan kazalar, uzun bir süre uçuş yasağı derken gözler Amerikalı imalatçıya döndü. Bunca yaşanandan sonra 737 Max yolcu gözünde nasıl bir yere sahip olacaktı? Salgından bu yana en çok uçuşu iç hatlarda İstanbul'dan Ankara'ya yapıyorum. Çekimler, görüşmeler derken açıkçası biletimi alırken hangi uçakla uçacağımı pek düşünmemiştim. Yeni sağlık kuralları doğrultusunda terminalde maske zorunluluğu bulunmuyordu. Acaba ne zaman uçakta maske kullanımı sona erecek diye düşünüyordum. Zihnim bununla meşgulken, uçağa doğru geçerken yolcu köprüsünde gözüme beni Ankara Esenboğa'ya götürecek Boeing 737-8 Max yolcu uçağı ilişti. Uzun bir aradan sonra Max ile uçacağım için duygularım karışıktı. 737 Max ile ilk uçuşumu 2018'de yapmıştım. Antalya merkezli, başarılı charter operatörü Corendon bu uçağın Türkiye'deki ilk kullanıcısı olmuştu. Corendon uçağını Seattle'da Boeing tesislerinde teslim aldığı zaman ben de onlarla birlikte önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştim. Seattle'da uçağı teslim almış, ardından İzlanda Keflavik ve oradan Amsterdam aktarmalı Antalya'ya 16 saat bu 737 Max uçağıyla uçmuştum. Bu uçuştan kısa bir süre sonra iki üzücü kaza meydana geldi. İlki Endonezya'da yaşandı. Kazanın görünen suçlusu bir yazılımdı. Ama buzdağının arkasında kapitalist düzenin acımasızlığı vardı. Airbus'un hızla çıkış yakalayan, çok iyi sipariş rakamlarına ulaşan A320 Neo modeline karşılık Boeing, 1960'larda tasarlanan 737 ailesine yeni bir motor takmıştı. Büyük motor uçağın performans karakterini değiştirmişti. Yüksek takat gücü nedeniyle 737 Max burnunu fazla kaldırdığında devreye MKS olarak adlandırılan bir sistem otomatik olarak giriyordu. Uçağın burnunu aşağıya veriyordu. Endonezya'daki kaza bu sistemin kontrolsüz olarak devreye girmesiyle meydana gelmişti. Uçağın ana bilgisayarı alınan tek veri üzerinden hareket ediyordu. Neler olacak diye beklerken ikinci kaza bu sefer Etiyopya'da meydana geldi. Hayatını kaybeden çok sayıda Amerikan, Kanada ve Avrupa Birliği vatandaşlarının ardından iş uluslararası mahkemelere taşındı. Boeing'in başı ciddi beladaydı. Dünyada o güne kadar üretilmiş 300'den fazla uçak yere indi, teslimatlar durduruldu. Derin bir soruşturma başlatıldı. Sorunlu yazılım yeniden hazırlandı. Uçağa ek emniyet tedbirleri konuldu. Boeing'e bu işin faturası 20 milyar doları aşmıştı. Ama giden iki kazada hayatını kaybetmiş 356 kişiyi bu 20 milyar dolar geri getirmiyordu. Yaşanan krizde Boeing'e belki de tek yardım eden salgın oldu. Hava yollarının duran uçuşları, üretim veya mali açıdan yere inmiş uçaklar faturanın biraz hafiflemesine neden oldu. Havacılık otoriteleri yeni bir plan hazırladı. Yapılacaklar belirlendi. Defalarca sistem testten geçirildi. Sonrasında ise tüm 737 Max'lerin yazılımı güncellendi, ek sistemler takıldı. Pilotlar baştan eğitime alındı. Artık uçak yeniden uçmaya hazırdı. Tüm havayolu şirketleri, eğer yolcular 737 Max ile uçmak istemiyorsa bu yaklaşımlarına saygı duydu. Türk Hava Yolları yaklaşık bir yıldır uçuşlarda cam kenarı koltukları satışa sunuyor. İsteyen yolcular ücret ödeyerek bu koltuğu satın alabiliyor. Ben de havanın güzel olduğu günlerde cam kenarını tercih ediyorum. Dışarıyı rahatlıkla görebileceğim ön taraftaki koltukları seçiyorum. Bu uçuşta da böyle oldu. Cam manzaramda motor, kanat ve Max ailesinin o farklı kıvrık kanat uçları benim manzaramı oluşturuyordu. İç hatların olduğu G adasından geri itiş başladı. Buraya yapılan 3. pist ile birlikte hava trafiğine yardımcı olmak için ayrı bir kule de var. Geri itişin arkasından motorlar çalıştı. Max'lerdeki CFMI imalatı Leap One motoru oldukça sessiz. Her iki motorun çalışmasını taksi izledi. Arkasından
kuzey-güney doğrultusunda açılan ve iç hatlarda yerde geçen süreyi azalttan piste kısa sürede ulaştık. Pilotlarımız gaz açtı ve yerde kalkış için hızlanma başladı. 737 Max kısa sürede 3000 metrelik pistten teker kesti ve tırmanışımıza geçtik. İrtifa alırken Karadeniz üzerinden sağa dönerek uçuşumuz Boğaz'a doğru sürdü. Boğaz'ın girişine geldiğimizde yaklaşık 15.000 feet irtifaya ulaşmıştık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü selamladık. Ben Beykoz üzerinden Yalova'ya doğru geçeceğimizi düşünüyordum ama rotamız farklıydı. Karadeniz kıyılarında uçmaya devam ettik. Zonguldak'a yaklaşırken karaya doğru döndük. Kuzeyden Ankara'ya doğru uçuşumuza devam ettik. Ankara'ya doğru irtifamız azalırken ben de aşağıyı seyrediyordum. Yaklaşma hattına oturduk ve 03 pistini alçalmaya başladık. Etraftaki bulutların rengi giderek daha da koyulaşıyordu. Tam bu sırada motor devri arttı, pas geçiyorduk. Pas geçmek çoğu zaman yolcu açısından rahatsızlık vericidir. Neden inemedik, niye yükseliyoruz diye sorular gelir. Bu karar tamamen uçuş emniyeti için alınmıştır. Rüzgar değişmiş veya artmış olabilir. Yaklaşma sırasında örneğin uçak yüksek kalmış ve pilotlar bu nedenle inişi iptal etme kararı almış da olabilir. Havacılıkta hiçbir zaman limitler zorlanmaz. Zorlanan limitler yanında acı sonuçlar getirebilir. Burada yolcuyu rahatlatacak en önemli şey pilotlardan gelecek bir anonstur. Uçağımız yeniden yaklaşmaya girdi ve iniş takımları açıldı. Kısa süre sonra Esenboğa pistine teker koydu. Frenleyerek durdu. Pisti terk ettik. O sırada havalimanı yağmurla birlikte ıslanmaya başlamıştı. İçimden umarım köprüye yanaşarız derken uçağımız terminale yanaştı. Islanmadan havalimanının içine doğru geçtik. Uzun bir aradan sonra tekrar 737 Max ile uçmuştum. Evet, inişimizi pas geçmenin arkasından tamamladık ve Esenboğa Havalimanı'na emniyetle teker koyduk. Şu an Esenboğa'dayım. Benim de uzun bir süre sonra ilk defa bir 737-8 Max uçuşuydu. Tabii bu uçuşun bir başka önemi de malum bu uçuş emniyetiyle ilgili düzenlemelerin yapılmasından sonra uçakların yeniden uçmaya başlamasıydı. Ayaklarımız yerde buradayız, emniyetle Ankara'ya vardık.